Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyorum. Bugün çok değerli bir konuğum var. Çok da önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Barış Erdoğan yayın konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hemen konuya girmek istiyorum. Birkaç gündür haberlerini yapıyoruz. Ülkemizde doğum oranlarının düştüğü haberleri şeklinde. Kademeli olarak her yıl biz artışa çok alışkınız ama son dönemde, son yıllarda düştüğü yönünde haberlerini de yaptık. Bunun nedenleri nelerdir? Hemen sizden alalım. Aslında Türkiye nüfusu son birkaç yıldır değil, yaklaşık 10 yıldır düşüş eğiliminde, trendinde. Doğurganlık düşüyor aslında. Nüfus o kadar hızlı düşmüyor çünkü göçmenlerle, gelenlerle o bir şekilde bir dengeleniyor. Ama esas sorun nüfus gençleşmiyor. Çünkü arkadan yeni birileri gelecek ki gençleşsin, tazelensin. 2014'ten beri düşüş var. Hatta daha da 2000'li yılların başına kadar bile götürebiliriz. 2014'ten sonra hızlandı. Mesela 2001 yılında 2,53, yani şu, aslında biz bu 2,53, 1,51 böyle rakamlar verirken ne demek istiyoruz? Aslında onu da söyleyeyim. Şimdi kadın başına doğurganlık oranı, yani doğurgan kadın grubu genelde işte 16-49 yaş arası olarak literatürde kabul edilir. Bir kadın ömründe kaç çocuk doğuruyor? Şimdi ideali rakamsal olarak 2,1. 1 ne oluyor diyeceksiniz, 2 ne oluyor? Aslında bir erkek, bir kadın iki tane çocuk yaparlarsa geriye kendilerinden iki tane bırakmış oluyorlar. Ve böylece nüfus dengede kalıyor. 2,1'de işte o nüfusun işte ölümler oluyor, şunlar bunlar oluyor, o dengede kalsın diye. Şimdi bizim 2000 yılının başladığı 2001'de mesela 2,53 bu ne demek? Nüfus tazeleniyor, yenisi geliyor demek. Ama TÜİK en son işte geçtiğimiz yılın rakamlarını açıkladı. 1,51. Yani bu şu anlama geliyor. Artık iki insan, geride iki insan bırakmıyor. Bu da artık her yıl bebek sayısının azalması anlamına geliyor. Yani bundan bir 15-20 yıl sonra artık Türkiye öyle genç nüfusun olduğu, sokaklarında genç insanların gezdiği bir ülke değil. Şimdi bu bir beklentiydi. Zaten nüfusun düşmesi beklenti. Çünkü kentleşme oranları arttıkça, insanlar şehirlerde yaşamaya başladıkça takdir edersiniz ki daha az çocuk dünyaya getiriyor ve eğiliminde oluyor insanlar. Türkiye'de de bu trend vardı. Ancak son 4 yılda özellikle bu çok hızlı, yani beklenilenden çok çok daha hızlı oldu. Neredeyse hani 30 yılda gerçekleşmesi beklenen süreç böyle 4 yıl, hatta biraz daha geç diyeyim, 10 yıl içinde falan oldu. Yani niye oldu diye sorulabilir tabii burada. Evet hocam, özellikle bunun yansıması, ülkemize yansıması nedir? Demografik yapımız mı değişiyor? Bunu biraz açabilir misiniz? Ya şimdi demografik yapı denirken aslında demografik yapının çok farklı faktörleri var ama en azından hani yaş grupları açısından bakacak olursak şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Genç nüfus bir kere azalacak. Yani şu anda elimizde hala olan bir rakam var. Ama 10 yıl sonra, 15 yıl sonra arkadan yenisi gelmediği için nüfusun ortalaması yaşlanmaya başlayacak. Şimdi diğer taraftan da hani alttan az çocuk geliyor ama yukarıdakiler de ölmüyor. Yani bu ne anlama geliyor? Beklenen yaşam süremiz arttı. Yani eski zamanlarda işte 40 yıl önce, 50 yıl önce birisi 60 yaşına geldiğinde o iyi yaşamış denirken şimdi 70-80 erken öldü falan diyoruz. Çünkü artık işte daha iyi besleniyoruz işte ya da daha iyi sağlık hizmetlerine kavuşuyoruz ve daha uzun yaşıyoruz. E ne oluyor? Aşağıda doğmayan çocuklar, yukarıda uzun yaşayanlar, nüfusun ortalaması yaşlanmaya başladı. Yani bir ülkenin nüfusunun %10'undan fazlası 65 yaş üstüyse o ülke çok yaşlı ülkeler kategorisindedir ki Türkiye'de 10.02. Ne anlama geliyor? Türkiye'de artık çok yaşlı ülkeler. Önümüzdeki yıllarda bu daha da artacak. Yani Türkiye yaşlı ülkeler, çok yaşlı ülkeler seviyesine gelecek. Yani Batı'da böyle ama Batılı ülkelerin çok uzun yıllar içinde geldikleri duruma biz çok hızlı gidiyoruz. Bu da nasıl sorunuyor? Hazırlıksız yakalanacağız. Çünkü bununla ilgili bir sürü önlemler alınması gerekiyor. Mesela en başta şöyle bir sorun var. İnsanlar yaşlandıkça emekli oluyorlar. Aşağıda da gençler
az çalışma istihdam alanına girecek. Hani bağımlı grup diyoruz. Yani gençler çalışacaklar, vergi verecekler, sigorta primi ödeyecekler ki yukarıdaki emeklilerin parası ödensin. Onların sağlık hizmetleri, çünkü daha fazla yaşlandıkça sağlık harcamalarınız olur, sağlık harcamaları karşılanabilsin. Bunu nasıl karşılayacağız? Mesela böyle bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Yani demografik yapının değişmesi aynı zamanda bu tip sorunlara neden olacak. Diğer taraftan genç nüfus üretken bir nüfustur. Aynı zamanda da tüketen bir nüfustur. Yani bu içinde yaşadığımız ekonomik sistemin şu anki haliyle dönebilmesi için hem üretmemiz hem de tüketmemiz lazım. Yani tıpkı bisiklet gibi pedalların sürekli çevrilmesi lazım. Bir tanesi ürettim, bir tanesi tükettim gibi. Durursa sistem durur, ekonomi çöker.